İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın şöyle anlattığı rivayet edilmiştir. Bir kere biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılarken o anda topluluktan biri bu zikri dedi. Bunu duyan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "O sözleri söyleyen kimdi?" diye sordu. O kişi "Bendim ya Resulallah" diye cevap verdi. O zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Bu kelimelere şaşırdım. Çünkü gök kapıları bu kelimeleri kabul etmek için açıldı" buyurdu. İbn Ömer radıyallahu anhuma şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bunu duyduğumdan beri bu kelimeleri hiç terk etmedim. Okunacak zikir, Türkçe anlamı. Allah'ı son derece tekbir ederim. Allah'a çokça hamd ederim ve sabah akşam Allahu Teala'yı tesbih ederim. Bütün noksan sıfatlardan tenzih ederim. Hazreti Cüveyriye şöyle anlatır. Bir sabah ibadette meşgul idim. Resulullah uğradığında Subhanallah diye zikir çekiyordum. Resulullah bir ara dışarı çıktı. Öğle üzeri tekrar geldiler. Ve yine ben aynı zikir ile meşgul idim. Buyurdular ki, sen hep böyle mi yaparsın? Evet, istersen sana birkaç kelime öğreteyim de bu kelimeleri söyleyesin. Şu duayı öğretti ve üçer defa tekrarlamamı söyledi. Subhanallahi adede halkihi, Subhanallahi zinete arşihi, Subhanallahi rida nefsihi, Subhanallahi midade kelimatihi. Hazreti Cüveyriye, Beni Mustalak kabilesi reisi, Haris bin Dırar'ın kızıdır. Hicretin 5. yılında yapılan Beni Mustalak veya Müreysi Savaşı'nda esir alınmış, babası da kaçmıştı. Kabilesinden de 600 kişi esir düşmüştü. Esirlerin arasında bulunan Cüveyriye'yi kurtarmak için babası Haris bir sürü deve getirdi. Bunların içinde çok iyi cins olan 2 deveyi kıyamayıp şehir dışında sakladı. Haris Resul-i Ekrem'in huzuruna geldiğinde Resulullah aleyhisselam buyurdu ki falan yerde sakladığın 2 deveyi de getir. Haris bu duruma çok şaşırıp dedi ki şehadet ederim ki Allah'tan başka tapılacak, kulluk edilecek hak bir mabut ilah yoktur ve sen onun elçisisin. Allahu Teala'ya yemin ederim ki Allah'tan başka kimsenin bundan haberi yok idi. Böylece 2 oğlu ve kabilesinden birçok insanla beraber Müslüman oldu. Resulullah Efendimiz develeri alıp Haris'e kızını geri verdi. Babası, ağabeyleri ve kabilesinden birçok insandan sonra Cüveyriye de Müslüman oldu. Müslüman olan Cüveyriye'yi Resulullah Efendimiz babasından isteyip kendilerine nikahladılar ve 400 dirhem mehir takdir ettiler. Ashab-ı kiram Resulullah'ın Hazreti Cüveyriye'yi nikahladığını duyunca dediler ki biz Resulullah'ın ailesinin annemizin akrabalarını hizmetçi, köle olarak kullanmaktan haya ederiz. Bu hal yüzlerce esirin azat olmasına, serbest bırakılmasına vesile oldu. Hazreti Cüveyriye bu hali söyleyerek her zaman övünürdü. Bu ciheti takdir eden Hazreti Ayşe demiştir ki, ben Cüveyriye'ye kadar kavmine hayrı dokunan kadın görmedim. Hazreti Cüveyriye çok ibadet ederdi. Peygamber Efendimiz onun yanına geldiklerinde onu çok zikreder, kelime-i tevhid söyler bulurdu. Hazreti Cüveyriye 675 yılında Medine'de vefat etmiş, Baki kabristanına defnedilmiştir. Allah'ım, ibadet-ü taatta bulunmam için bahşetmiş olduğun herhangi bir nimetin sağladığı imkan ve gücü, senin emirlerine muhalefet ve ikazlarına karşı gelmekte kullanarak işlediğim her bir cürümden dolayı mağfiretini diliyorum. Lütfen beni keremen ve mağfiret buyur. Ey Yüce Rabbim!
Hazreti Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem ve tertemiz ailesine salatu selam et ve bereket ihsan eyle. O salatu selam ve bereket hakkı için beni ve kadın erkek bütün inananları da bağışla. Ey affı mağfireti en güzel ve en hayırlı olan Allah'ım, beni nehyettiğin, uyardığın ve deliller serdederek ikaz buyurduğun halde nefsani arzularımı sana kulluğun önünde tutup kendi isteklerimi senin emirlerinin önüne geçirerek irtikap etmiş olduğum bütün günahlardan dolayı istiğfarda bulunuyor ve tevbe ediyorum. Dualarımı kabul buyur ve beni bağışla. Allah'ım, nefsime uyarak işlediğimi unuttuğum ya da hatırladığım kasten yahut hata ile içine girdiğim, beni unutup gaflet etsem de sen onlardan dolayı beni hesaba çekeceğini ve borcumu ödeyene kadar nezdinde nefsimi rehin olarak tutacağını katiyen bildiğim bütün günahlarımdan dolayı affetmeni diliyorum. Kereminle beni affet. Allah'ım, senin her yerde hazır ve her haline nazır olduğun hakikatini bilerek işlediğim, sonra sana tevbe etmeye niyetlendiğim, fakat tevbe ve istiğfarda bulunmayı unuttuğum, daha doğrusu şeytanın bana unutturduğu ne kadar günahım varsa hepsinden dolayı beni affetmeni diliyorum. Duamı kabul buyur ve beni affet. Allah'ım, bana azap etmeyeceğin hüsnü zanlı ve bağışlayacağın recası, senin engin keremine itimat ve onları örtüp beni rezil rüsvar etmeyeceğin mülahazasıyla girdiğim günahların hepsinden dolayı istiğfarda bulunuyorum. Ne olur bu mücrim kulunu bağışla. Allah'ım, onlar sebebiyle dualarımın reddine, icabetten mahrumiyete, dileklerimde heybete ve ümitlerimde inkisara müstahak olduğum bütün cürüm ve masiyetlerimden dolayı senin gufran denizine iltica ediyorum. Beni mağfiret buyur. Allah'ım, sonunda hastalık, bitkinlik ve tasa bırakan, azap ve belayı celbeden, kıyamet gününde de hasret ve nedamete dönüşecek bütün günahlarımı bağışla ve beni affet. Allah'ım, akabinde ızdırap bırakacak, pişmanlığa sebep olacak, rızkı hapsedecek ve duanın kabulünü engelleyecek günahlarımın hepsinden dolayı bağışlanma diliyor ve dileniyorum. Ne olur bu kulunu bağışla. Günahı överek, içimde gizleyerek, nefsi emmaremin tahriklerine kapılarak, söz, fiil yahut yazılarımla şiddet kullanarak, hakkı olmadığı halde birisini tezkiye ederek ya da başkasının günaha girmesine sebep olarak işlediğim bütün günahlarımı bağışlaman için sana yalvarıyorum. Lütfen yakarışıma icabet buyur. Gece veya gündüz tenha köşelerde tek başıma işlediğim nice günahlar var. Sen onları örttün ve o cürümleri işlerken beni senden başka hiçbir kimse görmedi. Ya Cebbar, onları işlerken bir tereddüt yaşadım ve gazabından korkarak terk etmekle affını ümit edip işlemek arasında mütehayir kaldım. Ne var ki şeytan o günahları bana güzel gösterdi. Ben de sana isyan olduğunu bile bile o günahlara girdim. İşte onların hepsinden dolayı huzurunda istiğfar ediyorum. Ne olur beni bağışla. Allah'ım, bize dünyada da ahirette de iyilikler ver ve bizi cehennem azabından koru. Amin.